Merhabalar, diyetisyen Beste ben. Günde kaç saat aralıklarla yemek yemeliyiz? Bugün sizlere bundan bahsetmek istiyorum. Ama bundan önce ilk önce şu soru aklınıza gelir. Kaçta kahvaltı yapmalıyım? Ben bunun için size bir saat veremem. Çünkü hepimiz farklı saatler güne uyanıyoruz. Bu bizim sabah kahvaltı yapma saatimizi etkiliyor. Eğer güne erkenden başlıyorsak ve bütün gün tempolu bir şekilde güne devam ediyorsak sabah uyanır uyanmaz kahvaltı yapmalıyız. Çünkü bütün güne yetecek enerjiyi farklı saatlerde toparlamalıyız. Bu bize iki öğünde aldığımız öğünden yetmeyebilir. Ama iki öğün beslenme tercihimiz varsa, sağlık durumumuz, yaşımız, günü yaşama şeklimiz buna uygunsa o zaman iki öğüne uygun saatimizi bekleyebiliriz. İki öğün tercihiniz varsa, sabah kahvaltımızı saat 11 gibi yaptıysak bir öğlen yemeği daha sıkışmaz zaten araya. Çünkü bu sefer yarım günde çok fazla yemek yemiş oluruz. Çok fazla enerjiyi sıkıştırmış oluruz. Ama sabah kahvaltımızı daha erken saatlerde yaptıysak bu sefer öğlen yemeğini atlamak akşama kadar enerjimizin düşmesine sebep olur. Araştırmalar gösteriyor ki öğle yemeğini yapanlar, hatta güçlü bir şekilde, doyacak bir şekilde yapanlar kilo kontrolü konusunda daha başarılı. Doyurmak demek aslında kan şekerimizi uzun süre kontrol altına almak demek. Ara öğünde günlük beslenmemizde çok kafaya takılan bir konu. Bir kere ara öğünün ne olduğunu ve amacını bilmemiz gerekiyor. Ara öğün ana öğünden daha küçük porsiyonda. Ana öğünde bizim tüketimimizi fazlalaştırmamızı, kontrolsüzleştirmemizi aslında engelleyecek küçük porsiyonlardaki yiyeceklerdir. Burada önemli olan kısım bizim kan şekerimizi kontrol etmesi. Çünkü uzun süren açlıklarda gitgide enerjimiz düşer ve kan şekerimiz daha düşmeye meyillidir. Onun ana öğünde bir anda pik yapmasını engelleyecek şey bizim aradaki atıştırmalarımızdır. Önemli olan burada atıştırdıklarımızın ne olduğu. Eğer yüksek şeker içerikli olursa tabii ki de insülinimize zarar verir. Eğer yağ içeriği iyi yağlardan, proteinli, süt, yoğurt gibi ya da kefir gibi, badem, fındık gibi atıştırmalıklar, yanında da uygun porsiyonda meyve gibi tüketirsek ya da başka bir örnek, peynir, ekmek, domates, salatalık gibi mini bir kahvaltı yaparsak bu küçük bir ara öğün olabilir. Saat olarak da ana yemekten 2,5-3 saat sonra, bir sonraki öğünden de yine 2,5-3 saat önce gibi günlük beslenmemize göre planlayabiliriz ki enerjimiz tam düşmeden yakalayalım ve küçük atıştırmalıklarla enerjimizi daha iyi kontrol edelim. Akşam yemeği saati de kafamızda bir soru işareti çünkü bu konuda çok öneri var. Peki hangisi doğru? Bu kaçta yattığımıza bağlı değişiyor. Çünkü düşünün ki doktor, hemşire gibi akşam nöbet tutan birisiniz. Evet, geç saatlerde akşam yemeği yiyebiliriz çünkü sabaha kadar harcayacağız. Ama 9'da 10'da yemek yiyip de 12'de yatıyorsak iki öğün yapmamızın hiçbir anlamı yok. Çünkü o enerjiyle ve o midemizde daha sindirmediğimiz yiyeceklerle yatağa gideceğiz. Buna baktığımızda akşam saat kaçta yediğimiz değil, o yemeği sindirmemiz önemli. Eğer 5.30'da 6'da akşam yemeğimizi yiyip erken yediğimiz için çok acıkıyorsak ve akşam atıştırıyorsak bu da bizim sağlığımız için aslında iyi değil. Çünkü bu sefer de istemediğimiz saatlerde gereksiz bir enerji almış oluyoruz. Burada önemli olan öyle bir saatte yiyeceğiz ki hem o akşam son yediğimiz şeyi sindireceğiz yatana kadar hem de tekrar acıkmayacağız ve akşam atıştırması yapmayacağız. Akşam yemeğimizin saat kaçta olduğunu tamamen bizim enerji ihtiyacımız ve gün yaşama şeklimiz belirliyor. Sağlıklı günler dilerim.